أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب الثامن والستون والمئتان لا خان خانان في بيان العلم الموروث من الأنبياء وبيان المراد بالعلماء في حديث علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وأن العلم الموروث من الأنبياء ليس هو الأسرار التي تكلم بها الأولياء من التوحيد الوجودي والإحاطة والسريان وما يشاكلها بل غيرها 268. إنجي مكتوب İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhub'u mektubu Hanlar Hanı'na gönderiyor. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhub'u mektubunda peygamberlerden miras kalan ilmi beyan ediyor. Ayrıca ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir hadisi şerifindeki alimlerle maksadın kimlerin kastedilmiş olduğunu da ifade ediyor. Yine peygamberlerden miras olarak kalan ilmin bazı velilerin konuşmuş olduğu sırlar yani vahdeti vücut olmadığını yani tevhid-i vücudi söylediği burada vahdeti vücuttur o olmadığını ihata sereyan ve buna benzeyen şeyler olmadığını ihata kuşatma demektir. Allah Teala ilmiyle her şeyi kuşatıyor, onda şüphe yok. Ancak bazıları vahdeti vücuttan hareketle zatıyla her şeyi kuşattığını söylüyorlar, bu yanlıştır. Kel haşa ve kella, sümme haşa ve kella ifadesini kullanacak İmam Rabbani Kuddüse İşte bu vahdeti vücut, Mevla Teala'nın zatıyla her şeyi kuşattığı, her şeye sereyanı sirayet ettiği ifadeleri ve buna benzeyen kelimeler kullanıyorlar. Bunların doğru olmadığını, sırlar ilminin bunlar olmadığını İmam-ı Rabbani Kuddüs'e ruhu beyan edecek. Başka şeylerdir onunla kastedilen, sırlar ilmiyle kastedilen başka şeydir. Bunu beyan edecek İmam-ı Rabbani Kuddüs'e ruhu bu mektubunda. Elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur. Tüm hamdler Allah'a mahsustur. Ve selamun ala ibadihin lezîn astafa. Selam da Allah'ın seçkin kulları üzerine olsun. Ve ba'du. Evet hamd ve selamdan sonra fa'lem bileşiniz ki en ahvale fukarâ ihâdihil hudud Bu tarafların fakirlerinin halleri yani bu tarafta olan fakirlerin halleri Ravda'ahum durumları müstevcibetün lilhamdi hamdi. gerekmek, gerektirmektedir. Yani İmam Rabbani Kudüs'e sürruhu kendisinin bulunmuş oldu. Sir zaptı öyledir. Serhent diye meşhurdur. Oradaki fukaranın yani tasavvuf ehlinin hallerinin hamdı gerektirecek şekilde olduğunu ifade ediyor. Bir hal var, bir makam var. Hal, tasavvufta gelip geçici olan şeylerdir. Kalıcı değiller. Makam ise kalıcı olandır. Bunu inşallah bir sonraki mektupta daha da güzel anlatmaya gayret edeceğiz. وَالْمَسْعُولُ min اللّٰهِ 90 sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah Teala'dan istenen selamet hukum. Sizin selamette olmanızdır. وَآفِيَتُكُمْ Afiyette olmanızdır. Ve bulunduğunuz hak dava üzerinde sabit kalmanızdır. Ve ve istikamet üzere olmanızdır. Asla istikametten kaymamanızdır. Sırat-ı müstakim zaten Mevla Teala buyuruyor. Dost doğru yol. O doğru yol hangi yoldur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah katından getirmiş olduğu ahkamın bütününün uygulanmış olduğu yoldur. Uygulanacağı yoldur. Allah Teala cümlemizi o yoldan ayırmasın. O yolda sabit kılsın ve o istikameti bizlere nasip eylesin. Ve lemma kana mebhasu ilmi'l viraseti fi'l beyn. Viraset yani veraset yoluyla gelen ilim konuşulmakta, görüşülmekte, insanlar arasında mesele olarak konuşulmakta olunca yani gündemde olunca bugünkü tabiri itibarıyla o zaman diyor Arattu en kelimatin min Bu konuya dair bir takım kelimeler yazmak istedim. Bu konuya dair bir takım kelimelerle konuya açıklık getirmek istedim diyor İmam Rabbani Kuddüs'e Çünkü peygamberlerden miras yoluyla gelen ilim hakkında ilim meselesi hakikaten gündemde. insanların dilinde. Ben de bu konuya dair bir takım şeyler yazayım istedim anlatayım istediğim bu konuda tasavvuf dilinde nasıl değerlendirilir o noktada bilgi vereyim istediğim diyor. Onun için yazdım başlangıçtaki bu ibareleri demek istiyor. Ala hacmi vakti zamanın gereğine göre bir takım şeyler yazayım. Ve kad verde haberlerde şöyle gelmiştir. El ulema'u varasetul enbiya alimler <laughs> peygamberlerin varisleridir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Hele hele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olduğu, son peygamber olması itibarıyla alimler eğer onun yolunu hakikaten miras olarak bırakmış olduğu şeyi yaşayarak onun yolunu tutuyorlarsa onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten varisleridir. Peki varis bir şey bırakıyor bir işi ondan pay alıyor ötekisi hayatta olan ölen kişinin geriye bırakmış olduğu maldan pay sahibi hak sahibi olan kişidir. Alimler peygamberlerin varisleridir diyorsak peygamberlerin geriye bırakmış olduğu bir şeyler olması ve alimler de o şeylerden tümünden bütününden pay alması lazım ki varis olarak değerlendirilsin. Bunu söylüyoruz. Çünkü İmam Rabbani Kuddisesi ruhu bunun üzerine vurgu yapacak. Vel ilmul lezi bakiye minel enbiya aleyhimusselam. Selam onlar üzerine olsun. Peygamberlerden kalan ilim nev'an. iki nev'idir, iki türlüdür, iki çeşittir. İki ilim kalmıştır peygamberlerden. Bir, ilmul <laughs> ahkam, hükümlere dair ilim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ah yani şeriatına dair hükümler var. O hükümlere dair ilim. Ve esrar, bir de sırlar ilmi. Yani manevi ilim dediğimiz ilim. Malum, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca yükselmiştir. Aslında meşelenin özü şu, ben diğer mektuplardan bir katkı sağlayarak buraya açıklık getirmeye çalışayım. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın iki yönü var. Bir velayet yönü, bir de nübuvvet yönü. Yani velilik ve peygamberlik yönü var. Dolayısıyla ümmetinden olan kim olursa olsun, erkek olsun, kadın olsun, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olursa, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hem velayetinin kemalatından, hem de nübüvvetinin kemalatından istifade eder. Bunu biraz daha açacağız inşallah. Şimdi devam edelim. Bu kadarını söyleyelim. Kabiliyetince istifade eder. Şimdi Muhammed Rabbani Ruhu peygamberlerden geriye kalan ilim iki çeşittir, iki türlüdür diyor. Birisi ahkama dair ilim. ikincisi de sırlara dair ilim. Sırlar ilmi. Fela alimul varisu. Varis olan alim kimdir? Men yekunu lahu tahmun min ilmi ilmin iki türünden payı olan kişidir. Peygamberlerden kalan ilim iki nev'i ise her ikisinden payı olması lazım ki kişinin ne olsun peygambere varis olsun. Çünkü biz ferâid ilminden biliyoruz ki varis kimdir? Müverrisin yani ölen kişinin geriye bırakmış olduğu malın bütününde hak sahibi olan kişidir. Ona varis derler. Ölen kişinin geriye bırakmış olduğu malda hayattayken ondan alacaklı olan kişinin de hakkı var. Ama o kişiye varis denmez. Ne denir? Varim, alacaklı denir. O ayrı. Varis kime deniyor? Müverrisin, ölen kişinin geriye bırakmış olduğu, geride bırakmış olduğu malın bütününde hak sahibi olan kişiye deniyor. Fe'nel varise men yekunu lehu nasibun min cemii anva'i teriketil müverris. Şimdi min nev'i'l ilim dedik. Bir yeri sanki atladık gibi geldi bana. La men yekunu lehu nasibun min nev'in vahidin fakat sadece Peygamberlerin geriye bırakmış olduğu iki tür ilimden birinden payı olana varis denmez. Niye? Fenne dalike munafin lil Çünkü bu varis olmaya aykırıdır. Varis olmaya aykırı. Neden mi? Fenne varise men yekunu lehu nasibun min cemii envai teriketil müverrit. Çünkü varis, kimdir varis? Müverrisin, yani ölen kişinin, miras bırakan kişinin, Ter terikesi geriye bırakmış olduğu malın bütününden payı olan kişidir varis. O kişiye varis deniyor. Geriye bıraktığı malın belli bir bölümünde hak sahibi olan değil, bütününde hak sahibi olan, belli bir bölümünde hak sahibi olan alacaklı denir. Alacağı miktarı kadarında hak sahibidir o. Ondan bahsetmiyoruz. Biz varisten bahsediyoruz. Varis kimdir? Ölenin geriye bırakmış olduğu malın tamamında hak sahibi olan kişidir. Oradan pay alacak olan kişidir şeriatın takdir ettiği miktarda. Ramin balin dune Bir kısmından pay sahibi de diğer kısmından pay sahibi değil. Hayır öyle kişiye var istenmez. Hepsinden pay sahibi olacak. Tabi payı ne kadarsa hepsinden onu alacak. Velleci lehu minel bal el Belli bir kısımdan payı olan kişi o dahilun fil o kişi alacaklılara dahildir. Yani o kişi alacaklı denir. O kişiye varis denmez. Varis denilebilmesi için ölenin geriye bıraktığı malın bütününden hak sahibi olandır şeriatın tanıdığı hak kadar. Hanfiye taalluku nasibi bi cinsi hakkı. Alacaklının payı nasibi hakkı cinsine taalluk eder. 1 dirhem alacağı varsa geriye bırakmış olduğu dirhem cinsine hakkı taalluk eder. Ve kezalike kalen nebiyyü aleyhissalatu vesselam. Yine Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Ulema ümmeti ke enbiya beni Ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam son peygamberdir. Ondan sonra peygamber kıyamete kadar gelmeyecektir. Yani peygamber yok bundan sonra. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaşamış olduğu hayatı, sünnet-i seniyyeyi, farzları ne şekilde yerine getirdiğini, ne kadar bağlı olduğunu, nasıl fedakarlıklarda bulunduğunu, bu yolun devam etmesi için nasıl gayretler sarf ettiğini bu insanlara anlatacak ve dinleyen insanlar da o çizgide kalarak kıyamete kadar hak olan bu yolu devam ettirecek. Bunu sağlayacak olanlar da alimlerdir. Dolayısıyla peygamberler zaten ne içindir? Allah'tan gelen ahkamı kullara bildirmek içindir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ahireti ihtihal ettikten sonra bu ahkamı insanlara bildirecek olan kim? Aktaracak olan kim? Alimler olacaktır. Onun için gerçekten ehli sünnet ve cemaat çizgisinde olan alimler çok kıymetlidir. Allah Teala sayılarını çoğalsın, Mevla Teala onları korusun, kollasın. Hak ve hakikatten asla saptırmasın. Hele hele günümüzdeki sapkın kişileri gördüğümüz zaman Rehli Şünnet alimlerinin ne kadar önemli olduğunu daha da fazla anlıyoruz. Mevla Teala sayılarını çoğalsın inşallah. Vel murad bil ulama huna. Şimdi burada alimlerle kastedilen kimler? Her iki hadis şerifte. Ulema el ulema ve Oradaki alimler. Aynı şekilde ulama ümmeti ke enbiya ibeni İsrail. Ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir. Buradaki alimler bu alimlerden kastedilen kimdir? Vel muradı bil huna. Burada kastedilen alim ulema ul Varis olan alimlerdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselama varis olan alimlerdir. Vel alacaklılar konumunda olan kişiler değil. Efendimiz ve vesselam'ın varis olan kimdir? Geride peygamberlerden kalan ilim iki türlüdür dedik, iki çeşit dedik. Birisi ahkama dair ilim, şeriat ilimleri, birisi de esrara dair ilim. Dolayısıyla bir alim her ikisinden nasıl ki ölen kişinin geriye bırakmış olduğu malın bütününden pay alan kişiye varis diyorsak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize miras olarak intikal eden ahkam ilmi, şeriat ilmi, ona dair ilim ve esrar sırlar ilmi, manevi ilim dediğimiz o ilim. Bu ikisinden pay sahibi olan kişi bu hadis-i şeriflerde kast edilen alimdir. Ötekiler alim değil mi? Haşa. Sadece şer'i ilmi biliyor. Tasavvufla irtibatı yok, alim değil mi? Haşa, elbette alimdir. Ama varis değildir diyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e sırruhu. Ona alim diyebilirsiniz. Ama bu hadisi şerifin kapsamında olan, varis olan alim diyemezsiniz diyor. Çünkü ifadesine göre İmam-ı Rabbani Kudüs'e sırruhunun o hurama, yani hani ölene, geriye bıraktığı mala varis olan var, bir de ölenin geriye bıraktığı maldan alacaklısının alacağı var. İşte onları kurama kabilinden sayıyor, verasete sokmuyor, varis olmaya sokmuyor. <tför> <tört> Vel murar bil ulema, huna viraseti, varis olan alimlerdir. <tört> Vel kurama, ellezine yakuduna nasibahum min terike. <tört> Ölenin geriye bırakmış olduğu malın bir kısmından pay alan, garim alacaklı kişiler değil. Niye? Feynel <tört> varis. Çünkü varis, Mümkün en innehu kel müverris. Varise müverris gibidir denilmesi mümkündür. Müverris ölüp de mal bırakan kişi, varis de o maldan pay alacak olan kişi. Varise müverris demek mümkündür. Bir vasıtatil kurbi vel Çünkü aralarında akrabalık bağı var. Niye varis? Olacak kadar bir kurbet yakınlık var. Cins birliği var. Bi <laughs> garim. Alacaklı öyle değil. Alacaklı adam müverris gibidir denilmez. Renno halin an hadihil alaka. O bu alakadan yoksundur. Böyle bir bağlantı yoktur arasında müverris ile ölüp de mal bırakan kişiyle. Şimdi femen lem yekun la yekunu alimen. Bir kimse varis değilse alim değildir. Alim değildir hangi manada? Hadis-i şerifte beyan edilen alim değildir anlamında. İlla en nukayyide ilmehu binav'in vahidin ve nekulen. Ancak onun e, ilmini bir türle kayıtlayıp şöyle dersek bunu diyebiliriz. Ne dersek? Nahu alimun <laughs> bi ilmil ahkami" mesela. Bu şer'i ahkamı bilen bir alimdir mesela. Böyle diyebilirsiniz. Bu ayrı ama varis olandır anlamında bu ifadeyi kullanamazsınız. Ve alimul mutlak mutlak alim kimdir? Ve leceku variten. O varis olan alimdir. Ve kunu lahu vafirun ve nasibun tamun onun tam bir payı var. Tam eksiksiz bir payı var. Neden? Min kila ilmi. Bu iki ilmin ikisinden de tam payı var. Hem şeriat ahkamını biliyor hem tasavvuftaki o ilmul esrar dediğimiz sırlar ilmine de vakıftır. Şimdi biz ömrümüz boyu, ben 40 senedir efendim Hazretleri'nin yanındayım üstadımıza. Sürekli kendisinden gördüğümüz nedir? Tasavvufun yanında ilme sürekli teşviktir. İlme sürekli olarak teşvik etmiştir. Yaşınızın ne olduğuna bakmayın derdi. 70-80 hiç önemli değil. Alın hemen okumaya başlayın. Durmayın. Vakti boşa geçirmeyin. Ya benden, benden bu saatten sonra hoca olmaz. Öyle demeyin siz başlayın. Bu ilme başlayın. Başlayın Allah'tır tamamlatacak olan. Onun için asla yaşınıza da bakmayın. Şer'i ilimlerden asla geri kalmayın. Hemçeleden başlayın derdi. Onun için bir adam eğer tasavvuf ehli ise ilimle de mutlaka irtibatlı olmalı. Eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten varisi olmak istiyorsa, bu hadisi şeriflerin ifade etmiş olduğu alim kapsamında olmak istiyorsa bu iki yolda devam, sebat ve istikamet üzere olması gerekir. Bunu asla bırakmaması gerekir. Bu işi gevşetmemesi gerekir. Önemlidir bu. Bu çok çok önemlidir. Bunun önemi elbette ki her şeyin önemi ahirette net ortaya çıkacağı gibi bunun öneminin öneminin ne olduğunu dünyada net olarak anlayalım. Anlayalım da bu iki miras olarak kalan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan iki tür ilimden nasip sahibi olalım. Hem dünyada huzuru hem ahirette sonsuz mutluluğu yakalayalım inşallah. Şimdi bir başka konuya geçiyor İmam-ı Rabbani Kuddüşe Şurruhu. Onu da çok teferruatına girmeden kısa bir şekilde ifade etmeye çalışalım. Vakatzamel ekterun bir yanlış yöneliş var. Bir yanlış anlayış var. Neye dair? Şimdi dedik ya peygamberlerden kalan ilim, efendimiz Aleyhisselatu vesselamdan kalan ilim iki türlüdür. Birincisi ahkam dair ilimdir. İkincisi sırlar ilmidir. Böyle dedik sırlar ilminin ne olduğuna dair bazıları yanlış bir kanaat ortaya koydular. İmam Rabbani Kuddüs'e ruhu buna dikkat çekmek istiyor. O yanlış kanaate dikkat çekmek istiyor. Diğer ifadeyle vahdeti vücut meselesinin yanlışlığına dikkat çekmek istiyor. Varlığın tekliği ona dikkat çekmek istiyor. Bakalım bize neler söyleyecek. Kısaca anlamaya ve anlatmaya çalışalım. Ramelek <laughs> çoğunluk yanlış anladılar. Yanlış kanaat ettiler. Neye? Enne ilmel esrar sırlar ilmi dediğimiz o ilim ibaretun an ulumü tevhidil vücudiyyi vahdeti vücut bilgilerinden ibarettir zannettiler. Ve şuhudil vahdeti fil kesreti ve müşahedetil kesreti fil vahdeti. Şimdi bakınız. Çok da tek olanı, tekte çok olanı müşahede etmek olarak zannettiler. Ne demek tekte de çok olanı? Haşa Mevla Teala'nın zatında var olan tüm var, onun dışında var olan tüm varlık ondadır diye bir anlayışa saplandılar. Veyahut da Allah Teala nedir? Tüm var olan şeylerdedir diye yanlış bir yönelişe kaydılar. Bu yanlıştır diyecek Haşa ve kella, sümme haşa ve kella. Sırlar ilmi böyle bir şey olamaz diyecek sonuçta İmam-ı Rabbani Kuddüs'e sürruhu. Ve ennehu kenayetun an marifil ihatati ve sereyanil vücudihi ta'ala ve kurbihi ve ma'iyyetihi subhanehu alen nehcilleti sarat munkeşifeten ve meşhudeten li erbabil ahval haşa ve kella, sümme haşa ve kella diyor İmam-ı Rabbani Kuddüs'e sürruhu. Ve diyorlar ki bu sırlar ilmi nedir? Kuşatma marifetinden ibarettir. Haşa ve kella. Allah Teala zatıyla her şeyi kuşatmıştır diyorlar. Öyle değil. Ehli sünnet inancı nedir? Allah Teala ilmiyle yani ilmiyle ilim sıfattır Allah için. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır zatıyla değil haşa ve kella. Ama onlar öyle söylüyorlar. Zannediyorlar ki nedir bu? Sırlar ilmi budur zannediyorlar. Ve sereyani vücudihi Allah'ın varlığı her şeye sirayet etmiştir. Öyle zannediyorlar. Ve kurbihi ve ma'iyyeti subhanehu. Noksan sıfatlardan münecce, kemal sıfatlarla muttasıf olan Allah Teala'nın, Allah Teala nedir? Onun kurbundan, ma'iyetinden, yani diğer var olan şeylerle beraberdir gibi yanlış bir yönelişe kayıyorlar. Alennehcillezi sarat münkeşifeten ve meşhudeten li erbabil ahval hal sahiplerine, keşif yoluyla, müşahade yoluyla e, müşahade yoluyla onlarda var olan durum budur. Öyle zannediyorlar. O var olan durumdan dolayı böyle zannediyorlar. Haşa ve kella sümme haşa ve kella. Daha önce de söyledim. Öyle hatırlıyorum. Mevlâ Efendi Hazretleri Kürdüşesirruhu Mevlâ Teâlâ'nın Zât-ı Pâkî mi derdi? O vera, veradır, Ötelerin ötesidir. Ötenin de ötesi, onun da ötesi. Bu Necip Fazıl'ın sözüydü en son söylediğim. Ama vera el vera mektubatta çokça geçer. Ötelerin ötesidir Mevla Teala'nın Zat-ı Pâk-ı Bakınız, tasavvufta seyri dediğimiz ki önce velayet mertebeleri, sonra nübuvvet yani onların kemalatından istifade edilecek mertebeler, merhaleler aşılır. Tüm bunlarda maksat Mevla Teala'yı tanımaktır. Mevla Teala'yı tanımak da sıfatları ve işimleri iledir. Zat-ı Pâke Subhâniye mi? O elverâdır el yahu. O ötelerin ötesi. Bizim bahsetmiş olduğumuz Allah Teala'ya yakın olma, Mevla ile beraber olma, bunların hepsi Mevla Teala'nın sıfatlarını hakkıyla tanıma, Mevla Teala'nın işimlerini hakkıyla tanıma anlamında anlaşılmalıdır. Aksi takdirde bu İmam-ı Rabbani Kuddi i Şeşir Ruhu'nun çoğunluk yanlış kanaata vardı derken vahdeti vücuda kaydı. Meşeleşine düşmüş olur insanlar. Allah muhafaza eylesin. Yani şerifçülükte tofi Allah Teala'nın isim sıfatları ve isimlerini anlama, onunla birlikte Mevla'yı hakkıyla tanımaya nail olur. Şimdi devam edelim biraz daha. Haşa ve kella, sümme haşa ve kella. Böyle vahdeti vücutla bu iş olmaz. Yani yoktur o. Veyahut da ihata, Allah zatıyla her şeyi kuşatmıştır, her şeye sirayet etmiştir ve emsal sözlerin hepsi yanlıştır. Haşa ve kella. Bunların sırlar ilmiyle bir alakası yoktur. Haşa ve kella. Min entekuna hazihil ulum vel ma'arifu min ilmil esrar. Bunların sırlar ilmi olmasından haşa ve kella. Öyle değil bu. Ve laikatin bir mertebetin nubuvve. Nubuvvet mertebesine layık olma. Haşa ve kella. Öyle değil. Fennem ebna kel marif. Bu tür bilgilerin, marifetlerin, insanda, sofide, seyri sülük yapanda oluşması yani vahdeti vücut ve emsali şeylerin bir insanda oluşması, bunun mebnası, temeli nedir? Es-sekru, manevi sarhoşluk halidir. Şeyhülük'teki seker hali derler buna. Manevi bir sarhoşluktur bu. O halde iken ağızdan çıkan şeylerdir bunlar. Ve galebetül <laughs> hal, yaşadığı halin kendisine galip gelmesi, baskın çıkmasıdır bu. Elletihye munafiyetün lissahıl, şekir hali ki o sahıl haline aykırıdır. Şimdi bakınız, burada girmiyor ona pek ama şunu söylemek gerekiyor. Şekir hali, sahıl hali. Seyr-i dört yoldan olur. Seyr-i ilallah, seyr fillah, seyr anillahi billah, seyr-i anilla, seyr Seyr-i anillahi billah, anillahi billah. Anillahi billah. Dört olur. Bunlardan seyri ilallah ile seyr velayetin kemalatından istifade etmek için terakki, oruç halidir, yükseliş halidir. Bu e, yükseliş halinde seker hali galiptir. Dolayısıyla o yükseliş halinde Şekir hali galip olduğundan dolayı bu tür yanlış olan şeriatın zahirine ehli sünnet ve cemaat alimlerinin ortaya koymuş olduğu ahkama aykırı sözler onların ağzından dökülebilir. İmam Rabbani kutluşes-sühru başka bir mektubunda der ki: "Ben o şekir halinden dolayı bunları söylediğinden söyleyen kişiyi mazur sayarım." diyor. Ancak Şekeri hali bittikten sonra sahv hali gelir ki o manevi ayıklık halidir. O da nedir? Nubuvetin kemalatından istifade etme istifade etmeye başlama anıdır. Yani anillahi billah ve Şerifil eşya halidir. O hallerde hala bu görüşünde biri devam ediyorsa İmam Rabbani kuddisuhus kuddisse ruhunun aynen ifadesidir. Fahua <laughs> zindiqun bozunduktur der. Bakın şeker halinden dolayı onu mazur sayıyordu. Velayetin kemalatından istifade ederken ancak nübüvvetin kemalatından istifadeye geçtiğinde artık şeker hali değil sahav manevi uyanıklık hali onda galiptir. Böyle bir durumda hala o şeriatın zahirine aykırı olan ehli sünnet vel cemaat alimlerin ortaya koyduğu bilgilerle çelişen şeylerde ısrar ederse ifade hakikaten çok acayiptir. Huve zindikun der İmam Rabbani Kudüs. O der yahu. Aman aman dikkat keşilelim. Bu tür yanlışlara asla yol vermeyelim. Ve ilmül enbiya kulluhu. Peygamberlerinin bütün ilmi sevan kana ilmel ahkam ister hükümlere dair ilimler olsun, ilim olsun. Ve ilmel esrar İster sırlar ilmi olsun naşin min sahvi son derece manen ayık olma halinde nedir neşet etmiş vücuda gelmiş ondan çıkmıştır ellezî memtezecet fîhî darratü onlardan gelen ilimde ister ahkam ilmi olsun ister sırlar ilmi olsun şekir halinden zerre karışmamıştır onlara vel marifu bilakis bu marifetler Biraz önce şöyle diyeyim, söylüyor İmam Rabbani Kudüs'e sürruhu. Yani bir tür vahdeti vücut ve o emsal, sirayet, ihata gibi marifetler, bilgiler münasibetin li makamil velayeti illeti leha kademun fi fissekr. Şekir halinde yerleşik olan ayağı bulun, yerleşik ayağı bulunan velayet makamına münasiptir. Dolayısıyla nübüvvetin kemalatından istifadeye, istifadeye Geçebilirse ki bu çok kişiye nasip olmaz. Ha onu da söyleyelim. O zaman bunlar onlarda bu şekil hali asla olmaz. Fetekun hazihil ulum min esraril velayeti. Bu bilgiler velayet sırlarından olur. La min esraril nubuvveti. Nubuvvetin sırlarından değil bunlar. Ki velayetin sırlarından olur derken İmam-ı Rabbani Kuddüs'e ruhu şekil halinin yani manevi geçkinlik, baygınlık halinin galip olduğu bir anda olur bu yanlışlar diyor. Vel velayet ve et eydan. Hiye eydan tabit Tamam. Velayet de sabittir nubuvvet gibi. Zaten şöyle dedik. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın iki yönü var. Velayet velilik yönü, nubuvvet peygamberlik yönü. Velayet de sabit olsa da. Velakin ahkamuha mağlubetun. Fakat velayetteki ahkam nedir? mağluptur, yeniktir. Ve fi cembi ahkamin nubuvveti mutelâşiyetun. Nubuvvet ahkamı yanında eriyip gitmekte. Ve mutmahiletun yok olmaktadır. Şiir, bir şiir söylüyor İmam-ı Rabbani e Ruhu. Bu şiirde konuyu zihnimize daha bir netleştirmek için söylüyor. Ve metâ bedet, envâr-ı bedrin fiddüca. Metâ bedet, ne zaman zahir olursa, göründüğü zaman yani. Envar bedrin dolunay ışıkları fi düca karanlık gecede dolunay ışıkları göründüğü zaman malis suha min suha yıldızının çareçi kalmaz sivel ihtifa izlenmekten başka ya demek istiyor ki bize imam rabbani kuddise sırruhu şeyr işlükte velayetin kemalatından istifade ederken şeyri lallah şeyri işte o böl o döneminde kişide manevi geçkinlik hali, sarhoşluk hali galiptir. Dolayısıyla şeriatın zahirine aykırı şeyler, işte vahdeti vücut gibi şeyler kişiden sadır olabilir. Ancak o hali açtıktan sonra bunda asla ısrar etmemeli. Çünkü ondan sonra gelen sahuv halidir ki sahuv halinde, şekir halinde olan şeyler olmaz. Yani onlar o zaman kaybolur giderler o bilgiler. Vakat ketebtu tüfi kutubi varasa ili mektuplarımda ve ricalelerimde yazdım. Ve hakkaktu. Delilleriyle ortaya koydum. Enne kemalatin nubuvveti, nubuvvetin kemalatı, leha hukmul bahril muhit. Onun için okyanus hükmü vardır. Ve kemalatil velayeti, velayetin kemalatı ise, fi cembiha, nubuvvetin kemalatı karşısında, katratun muhakkaratun küçük bir damladır yahu. Başka bir mektubunda İmam Rabbani Kudüs'e sirruhu diyor ki, şimdi bu şu açıdan önemlidir. Vahdeti vücuda takılanlar neden takılıyorlar? Ve neden orada kalıyorlar bir türlü çıkamıyorlar? Onu vurgulama açısından önemlidir İmam Rabbani Kudüs'e sirruhunun yapmış olduğu bu kıyas. Çünkü vahdeti vücuda, ihata siraye dediğimiz bu tür şeylere takılanlar, velayet makamlarında buna takılıyorlar nübüvete geçebilseler, nübüvetin kemalatından istifadeye geçebilseler bu yanlış takıntıların hepsini geride bırakacaklar ve iltifat etmeyeceklerdir. İşte onun için İmam-ı Rabbani Kuddüsesi Ruhu başka mektuplarında şu kıyası yapıyor. Diyor ki siz bir damla suyu okyanusa kıyas edebilirsiniz. Neden? Neticede çok fazla olsa da okyanus o damla sulardan meydana gelmiştir. Kıyas kabul eder. Ancak velayetin kemalatını nübüvvetin kemalatına veya nübüvvetin kemalatını velayetin kemalatına kıyas dahi edemezsiniz. Arada o kadar büyük fark vardır. Bunu İmam-ı Rabbani Kuddişesi ruhu neden söylüyor? Ey Sofi, ey seyriçülük yapan kişi, sakın ha velayet mertebelerinde seyriçülük yaparken sana gelen bir takım keşifler, o haller itibarıyla yanlış şeriatın zahirine ehli sünnet ve cemaat alimlerinin ortaya koymuş olduğu bilgilere aykırı düşen bir takım bilgiler sana keşif yoluyla intikal edebilir. Sakın ha aldanma. Sakın ha aldanma. Neden mi? Çünkü sen şekir halindesin. Bu şekir halinde bu tür şeyler olur. Sahıv hali dediğimiz nubuvetin kemalatından istifade etme haline geçersen bunların hepsinin boş işler olduğunu, asla doğru olmadığını, olamayacağını anlarsın. İşte bunu net olarak anlayalım diye İmam Rabbani Kudüs'e sürruhu nubuvetin kemalatının asla velayetin kemalatına kıyas dahi edilemeyeceğini söylüyor. O açıdan burası önemlidir. Hem de oldukça önemlidir. Konu daha uzundur ama ben konunun o taraflarına girmek istemiyorum. İsterseniz bugünkü dersimizi burada noktalayalım. İnşallah bir başka derste, bir başka konuyla ilgili olarak devam edeceğiz. Ama konular, tasavvuf konuları hep birbiriyle bağlantılıdır. Bunu da bilelim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله